Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi tasarımım olan babet patiğimin anlatımını yapmaya çalışacağım. Şöyle babetimizin arka tarafı file şeklinde duruyor. Ön kısmı da bu şekilde. Çiçeğimi henüz yapıştırmadım, detaylı göstereyim diye. Ön kısmı da bu şekilde duruyor hanımlar. Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlarım, abone olmayı unutmayın lütfen. Patik tabanımı önceden hazırladım. Videosunu da kanalımda paylaştım hanımlar. Bu şekilde örmek isterseniz eğer nazlinorgudunyası.com kanalımdan bulabilirsiniz. Aynı zamanda patik videomun altına da linkini bırakacağım. Oradan daha kolay şekilde bulabilirsiniz. Şöyle tabanımızı yaptıktan sonra iki zincirimizi çekiyoruz. Ve trabzanlarımızın tepesine değil de üst kısmından şu şekilde beline dolayıp çakma trabzan yapıyoruz. Bir başına doluyoruz. Ve her trabzanımızın tepesini bir defa batarak yapıyoruz bu işlemi. Umarım detaylı görünüyordur. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle buradan dışa doğru çıkarıyoruz. Diğer taraftan da diğer kısma çıkarıp bir ilmeğimizi alıyoruz ve 3 tane olan ilmeğimizi tek seferde çekiyoruz. Bu arada ipimle kıpırlanta tığ numaram da 4 hanımlar. Şöyle göstereyim. Tığ numarası pek önemli değil. İnce uçlu olmasına dikkat edin yeter. Bir de elinize uyum sağlasın tığınız. İlk sıramız bu şekilde olacak. Tabanımızın bütün çevresini bu şekilde yapıp gelelim. Ve bütün çevresini döndük. İlk yapmış olduğumuz kısma kadar geldik. Bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. İlk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesine şöyle kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Ardından 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve bir boşluk bırakıyoruz. Şöyle bu bağladığımız kısım bir boşluk bırakıp diğerinin içerisine sık iğne ile sabitleyelim. Ardından 1, 2, 3 zincir. Şöyle bağlamış olduğumuz kısım belli hanımlar. Bir boşluk bırakıp ikincisinin içerisine bir sık iğne yapıyoruz. Ardından 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Şöyle bir boşluk bırakıyoruz ikincisinin içerisine. Şöyle. Burası iç kısma gelecek hanımlar. Burası dış kısım. Ve bu şekilde ikinci sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet.
Bu şekilde bütün çevresini yapmış olduk. Birer ara boşluk bırakarak, sık iğnelerimizi yaparak geldik. Şöyle 3 zincirimizi çekiyoruz. Son kısım. Buraya batmıyoruz. İlk yapmış olduğumuz boşluğun içerisine. 3 zincir çekmiş olduğumuz kısımların içerisine bu şekilde batacağız. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve şimdi burun kısmına bir bakalım. Şöyle file yaparak gidiyoruz. Şu kısımdan saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane bu şekilde trabzan yapacağız. Onu da nasıl yapacağımızı göstereyim. Tabanımızı tam orta kısma denk gelecek şekilde ikiye katlayalım. Şöyle tam ortayı bulalım. Bu şekilde. Şöyle net göstereyim. Diğer tarafta bu şekilde. Ve buradan şöyle boşluğumuza şöyle bir önden bir arkadan sayarak gideceğiz. Yani şu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve buraya kadar 24 tane. Saydığım kısımlar şu yuva kısımları. Bu kısımlar. Bu şekilde sayacağız bir bir. Buradan geldiğimiz için çifter çifter saydım. Aynı şekilde karşı tarafta da oluyor. Yani 12 tanesi bu tarafta, 12 tanesi de bu tarafta. Bir, iki, üç. Şöyle bir, iki yuvamız kalmıştı yapmamız gereken. Dikkatiniz dağılıyorsa hanımlar, belirleyici ya da ip takabilirsiniz. Şöyle orta kısım burasıydı. Tekrar düzelteyim. Detaylı göstermek için. Orta kısımdan teker teker de sayıp gelebilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 burada, 12 de karşı tarafta olacak. Toplamda 24 tane. Burada sık iğnemizi yaptıktan sonra bir başına doluyoruz. Diğer yuvanın içerisine bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra tekrar başına doluyoruz ve bu altta bulunan sık iğnemizin beline doluyoruz. Dolayarak bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı işlemi diğer yuvanın içerisine de yapıyoruz. Şöyle bir, ikinciyi de alttaki sık iğnenin beline dolayarak. Bir, diğerini de alttaki sık iğnenin beline dolayarak. Bir,
Alttaki sık iğne diyorum hanımlar. Bu taraftaki olmayacak, bir arkaki. Yani bu taraf olursa önden olur, olmaz. O yüzden arkadaki sık iğne. Bir altta, arkada olan. Bu şekilde toplamda 24 tane yapacağız. İkinci sıramızın burun kısmı bu şekilde. Toplamda 24 tane oluncaya kadar devam edelim. Ve bu şekilde 24 taneyi tamamladık. Şöyle net göstereyim. Bir birlikte bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 tane yuvayı bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Burun kısmımız belirgin oldu. Şöyle bunu yaptıktan sonra bir yandaki yuvanın içerisine bir sık iğne yapıyoruz ve ardından 1 2 3 zincir. Bir sonraki yuvaya 1 2 3 zincir. Bir sonraki yuvaya. Arka kısımlarda herhangi bir işlem yok. 3 zincir çekip her yuvanın içerisine bir tane sık iğne yaparak arka kısımları devam ettireceğiz. Ve bu şekilde devam edelim. Arka kısmı göstermiştim. Buraya kadar şöyle göstereyim. Yani burun kısmına gelinceye kadar örüp gelelim. Ve burun kısmına kadar geldim. Şöyle sonuncu yuvamızın içerisine de bir sık iğnemizi yapalım. Ardından 1, 2, 3 zincir çekelim. Arada şöyle bir sık iğnemiz var. Şöyle bir sık iğnemiz var. Bu da yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesi. Buraya da batmıyoruz. Buraya da diğerine batıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk bırakıp diğerinin içerisine batıyoruz. Bir boşluk bırakıp diğerinin içerisine. Umarım görünüyordur. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Bir boşluk bırakıyoruz. Diğer trabzanımızın tepesine. Yani boşluk dediğim bir trabzanın tepesini bırakıyoruz. Diğer trabzanın tepesi oluyor. Bu şekilde burun kısmımızı devam ettireceğiz. Ve burun kısmını sonuna kadar getirdik. Sonuncu kısma da bir sık iğnemizi yapalım. Ardından tekrar 3 zincirimizi çekip sıradaki boşluğa. Buradan sonrası da tekrardan her boşluğa birer defa batarak olacak. Ve burun kısmındaki dördüncü sıramız bu şekilde. Şöyle detaylı göstereyim. Video uzun sürmesin diye arada bir kesiyorum hanımlar. Arka kısımlarda herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde devam edelim. Şöyle burun kısmının başlama kısmı yerine kadar. Ve burun kısmına kadar geldik. Beşinci sıramızdayız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Alt tarafta ikili trabzanlarımız var. Bir sonraki sırada 3 zincir çekip devam ettik. Burada şöyle
Bu noktayı kaçırmayın hanımlar. Çok dikkatli yapmaya çalışın ki düzenli şekilde burun kısmı oluşsun. Şöyle buraya sık iğnemizi yaptıktan sonra bir başına doluyoruz ve yandaki yuvanın içerisine bir tane bu şekilde ikili trabzanımızı tam yapmıyoruz. Böyle yaptıktan sonra yani bir tane çektikten sonra başına tekrar doluyoruz ve alttaki sık iğnemizin belinden doluyoruz. Şöyle ikisini bir çekelim. Sonrasını birden alalım. Bir yandakine geçiş yapıyoruz. Başına doladık. Bir defa çektik. İkinciyi çekmeden bir başına doladık. Alttaki sık iğnemizin beline dolayarak şöyle açık göstereyim. Bu ikisini bir alıyoruz. Sonra da 3 taneyi bir alıyoruz. Baştaki 2 tane ilmeğimizi aldık. Sonrasında 3 tane ilmeğimizi aldık. Bir yandakine geçiyoruz. Bir yaptık. İkinci için beline doladık. Bu şekilde çektik. Çektikten sonra şöyle bir yaptık. Sonrasında üçünü birden. Bu şekilde burun kısmımız toparlanmaya başlayacak. Beşinci sıramızda bu şekilde şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. 23 taneye tamamlayıp gelelim. Ve sonuncuyu da yaptık. Şöyle nasıl durduğuna bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burun kısmımız toparlanmaya başladı. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23 tane yaptıktan sonra bir yandaki boşluğun içerisine bir sık iğnemizi yapalım. Ardından 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki boşluğa. Ve buradan sonrası da bu şekilde devam edecek. Burun kısmına kadar yapıp gelelim. Ve burun kısmına kadar geldik. Şöyle 1, 2, 3 zincirimizi çekip sık iğnemize değil, şöyle yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesine bir sık iğne yapıyoruz. Ardından 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir trabzanı boş bırakıp ikincisinin tepesine bir sık iğne. Sırasıyla bu şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3 zincir, bir boşluk bırak diğerine. 1, 2, 3 zincir, bir boşluk bırak diğerine. 1, 2, 3 zincir, bir boşluk bırakıp ikinciye. 1, 2, 3 zincir, bir bırak diğerine. Şöyle 1 2 3 bir bırak diğerine.
Bu sıramızda burun kısmı bu şekilde. Ve burun kısmını tamamladık buraya kadar. Arka kısımlar 3 zincir çekip boşlukların içerisine batarak devam edeceğiz. Burun kısmına kadar bu şekilde örüp gelelim. Ve burun kısmına kadar geldik. 7. sıramızdayız. Buraya sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle toparlanma kısmı burası. Oraya geçerken de bir başına doluyoruz. Bir tanesini çektik. Diğerini çekmeden bir defa daha başına dolayıp alttaki sık iğnenin beline dolayarak şöyle iki tanesini bir aldıktan sonra üçünü birden alalım. Ve bir yandakine geçelim. Buradaki toparlanma gibi burada da yapıyoruz. Ve bu şekilde burun kısmı toparlanmış olacak. Bu sırada toplamda 11 defa yapacağız bu işlemi. Şimdi 4 tane oldu. Bu 5. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve son olarak 11.'yi de yaptık. Şöyle baştan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11 tanemizi yaptıktan sonra bir sonraki boşluğun içerisine bir sık iğne ile bunu sabitleyelim. Yani başlangıçta sık iğneden sonra trabzan yapmaya başlıyoruz. Sonda da trabzanımızı yaptıktan sonra sık iğne ile yan tarafa bağlıyoruz. Ardından 3 zincirimizi çekip diğer boşluğa sık iğne yapıyoruz ve burun kısmına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Burun kısmına kadar devam ettirelim. Ve burun kısmına kadar geldik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burun kısmımız oluştu. Burada sonuncu yuvaya battıktan sonra 3 zincirimizi çekelim ve ilk trabzanımızın tepesine, yani şu sık iğne ile trabzanın arasına bir sık iğne, 1 2 3 zincir, arada bir boşluk bırakıyoruz ikincisinin içerisine. Sırasıyla yaptık bu şekilde. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva oluştu burada da. Ve buradan sonrası da herhangi bir farklılık yok. Şöyle arka ortaya kadar öreceğiz bu sırada. Arka ortaya kadar örüp gelelim. Ve arka taraftayız. Şöyle baktığınız zaman orta kısma denk gelsin hanımlar. Buradan sonrası da şöyle buradan başlıyoruz. Bir, iki tane zincirimizi çekelim.
başına dolayıp bir sonraki yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan yapalım. Ardından başına dolayıp alttaki sık iğnenin beline dolayarak bir tane daha ikili trabzanımızı yapalım. Bir sonraki yuvaya geçiş yapıyoruz. Bir tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra diğerini de alttaki sık iğnenin beline dolayarak yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu sıramızdayız hanımlar. Umarım detaylı görünüyordur. Bir tane yuvaya, diğerini de bir alttaki sık iğnemizin beline. Orta kısma kadar bu şekilde devam edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her yuvaya bir işlem yaparak devam edelim. Ve burun kısmına kadar bu şekilde yaparak geldik. Burun kısmında da şöyle orta kısma denk gelen 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvamız var. Şöyle açık göstereyim. Şu kısımda. 5 tane yuvamız var. Bir taneyi bu taraftan, bir taneyi de bu taraftan ilave ederek şöyle burada toplamış olduğumuz gibi toplayacağız bu kısımları. Daralmalar olsun diye. Arka tarafı normal şekilde geldik. Herhangi bir daralma olmadı. Burun kısmını toparlayacağımız için şöyle yapıyoruz. Bir taneyi yaptık. Bir başına doladık. Bir de alttan aldık. Ve ikisini şöyle aldıktan sonra diğer 3 taneyi bir aldık. Böyle yaptığımız zaman toparlanma oluyor. O yüzden arka kısımları o şekilde yapmadık. Bir sonraki yuvaya da aynı işlemi. Ve burun kısmında toplamda 7 taneyi bu şekilde yapacağız. Bu üçüncü oldu. Dördüncü oldu. Beşinci oldu. Altı. Ve son olarak yedinci. Şöyle bakalım. Buraya kadar normal trabzanlarımızı yaparak geldik. Sadece alttakilerin beline dolayarak buradan sonrasında 2, 4, 6, 7 ve orantılı şekilde burun kısmına oturttuk. 7 tanemizi yaptıktan sonra buradan başlangıç noktasına kadar bu şekilde yapıp gelelim. Yapıp gelelim dedim ama hanımlar şöyle 1-2 taneyi göstereyim. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Bir trabzanımızı yaptıktan sonra alttaki sık iğnemizin beline dolayarak bir tane daha trabzanımızı yapalım. Yani buradaki gibi tek seferde değil de iki seferde yapalım. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar devam edelim. Başlangıç noktasına kadar geldik. Sonuncu boşluğumuzun da içerisine yapalım. Burada iki zincir çekip başladığımız kısma şöyle kaydırma tekniğiyle sabitleyelim. Ve bir zincirimizi çekelim. Bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şöyle arka tarafı göstereyim. Şöyle ilk boşluğumuzdan başlıyoruz. Her bir boşluğun içerisine bir defa sık iğne yaparak bu sıramızı yapalım.
Burun kısmında da aynı şekilde olacak. Herhangi bir değişiklik yok. Her bir boşluğa bir defa sık iğne. Başına dolamadan direkt batırıp ikisini bir alalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Ve yapmış olduğumuz kısma kadar sık iğnelerimizi yaparak geldik. Şöyle her boşluğun içerisine bir tane batarak. Ve ilk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesinden kaydırma tekniğiyle bağladık. Bir zincirimizi çektik. Şöyle son sıramızı ters sık iğne gideceğiz. Bir zincirimizi çektikten sonra ilk boşluğumuzdan başlıyoruz. Şöyle. Bu şekilde çektik ve bir sık iğne yaptık. Bir sonraki boşluğa girdik. Bu şekilde bir sık iğnemizi yaptık. Normalde bu şekilde gidiyoruz. Şimdi ters gidiyoruz. Ve her bir boşluğumuza bir defa batıyoruz. Bu sırayı giderken ayağınıza giyin. Ne kadar toparlanmasını istiyorsanız ona göre sıkı ya da bol yapın. Otuz numara ayaklara yapmak isteyenler tabandan ayarlayabilirler. Ve son sıramız bu şekilde olacak. Umarım detaylı gösterebildim. Sıklığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bol isterseniz de bu ilmeğinizi biraz çekin. Ardından çektiğiniz ilmeğinizi de o boya getirin. Sonrasını da kapatın. Bol isterseniz bu şekilde yapacaksınız. Sıkı isterseniz de şöyle ilmeği alttaki ilmeğin boyu kadar çekmeniz yeterli olur. Ben sık örmek istediğim için ilmeğimi fazla gerdirmiyorum. Doğal şekilde yapıyorum. Bu şekilde sonuncu sıramızı yapalım. Başlangıç kısmına kadar bu şekilde devam edelim. Ve başlamış olduğumuz kısma kadar geldik. Şöyle sonuncu kısmada sık iğnemizi battık. Ardından 1, 2, 3 zincirimizi çekip ipimizi içe doğru götürelim. Düğümümüz dışarıda görünmesin. Şöyle herhangi bir yere tutturabilirsiniz. 2 zincirimizi de çektikten sonra ipimizi koparabiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi babetimizin alt kısmı tamamlanmış oldu. Şöyle üst taraftaki çiçeğe geçiş yapalım. Onun için de ben iki renk kullandım. Şöyle ilk olarak krem rengi olan ipimi yapacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimizi çektikten sonra ilk yapmış olduğumuz zincirimizin içerisine ipimizi bir sabitledik. Bir halka oluşturduktan sonra 1, 2, 3 zincirimizi çekelim. Bir başına dolayıp halkanın içerisine bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Ardından 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekip yapmış olduğumuz trabzanımızın beline dolayarak bir sık iğne yapalım.
Zincir çekmeden başına tekrar doladık. Aynı zamanda ipimizin de içerisinde yürütelim. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekip yapmış olduğumuz trabzanımızın beline dolayarak bir sık iğne yaptık. Bu şekilde toplamda 12 tane oluncaya kadar devam edeceğiz. Şu anda 3 tane oldu. 12 taneyi tamamlayıp gelelim. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 taneyi yaptıktan sonra zincir çekmeden ilk yapmış olduğumuz trabzanımıza bağladık. Sonrasında 1, 2 tane zincirimi çektim. İçeriye doğru, yani şöyle aşağıya doğru ipimi gizlemek istiyorum. Şöyle bağladım. Bir zincir, iki zincir çektik. Şöyle ipimizi kökünden de koparabiliriz. Bu şekilde birinci çiçeğimiz tamamlanmış oldu. İkinci çiçeğimiz için de diğer renk ipimizi aldık. Şöyle ilk olarak bir halka oluşturduk ve bir zincirimizi çektik. Bu ipim kalın olduğu için orta kısmında 8 tane zincir çektim. Bu ondan biraz daha ince olduğu için bununla 10 tane zincir çekeceğim. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektikten sonra şöyle düz yüzü bize bakacak. Aşağıya bakan kısım da ters kısmı olacak. Şöyle alt kısımdan dışa doğru alalım. Ve ilk çekmiş olduğumuz zincirimize sabitleyelim. Şöyle. Bir kaydırmayla sabitledik. Şöyle göstereyim. Halka oluşturmuş olduk ama çiçeğimizin içerisinden geçirerek. Ardından 1, 2, 3 zincirimizi çekelim. Ve aşağıda yapmış olduğumuz, yani bu çiçeğimizin aynısını burada da yapıyoruz. Bir trabzanımızı yaptık. 2, 3, 4 zincirimizi çekip trabzanımızın beline doladık. Burada da toplamda 12. Ama bunun yapım aşamasını göstereyim. Çünkü dönmesi gerekiyor içinde. Şöyle yaptığınız kısma sığdırıncaya kadar yapmaya devam edin. Böyle sığdırıncaya kadar yaptık. Ardından şöyle yukarıya doğru çekiyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz trabzanımızı buradan çıkarmaya çalışalım. Kaç tane yaptıktan sonra bu işlemi yapıyorum onu da göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneyi yaptıktan sonra, yani 1-2 tane yaptıktan sonra bunu böyle çekmeye çalışırsanız olmaz. 7-8 tane yaptıktan sonra şöyle alttan geçirmiş olduk. Üste doğru çıkaralım. Ve kalan 5 taneyi de yapalım.
Şöyle 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11 tane oldu. Sonuncuyu da yapalım. 12. oldu. Ve ilk yapmış olduğumuz trabzanımızın beline şöyle bir tane kaydırma yaparak bağlayalım. 2 tane zincirimi çektim. Kremde yapmış olduğum gibi ipimi gizlemeyeceğim. Bir miktar ip bırakacağım dikişim için. Mavetimizin ana rengi olduğu için böyle yaptık bunu da. Şöyle düğümümüzün üstte görünmesini istemiyorsak içerisinde bu şekilde yürütelim ve düğümümüz arka kısma gelsin. Ve bu şekilde çiçek yapım aşamasını da yapmış olduk. Dikiş attığımız zaman diğer düğümler de gizlenmiş olur. Evet hanımlar, tutturduktan sonra ve babetim tamamlanmış olacak. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.